Merhaba arkadaşlar, Cazikler dersine hoş geldiniz. Günün cümlesi bölümünde bugün de yeni bir cümlemiz var. Önce çalayım, daha sonra açıklamaya geçeyim. Cümlesi 2 5 1 akorlar re minör 7 sol 7 ve do maj 7. Ben tabii 9 çaldım şu an. Do maj 7 9 fark etmez. Burada bebop'taki bir temel kuralı da işlemiş oluyoruz. Yani aslında bir cümle veriyorum ama onunla beraber bir bilgi de vermek istiyorum ki sadece ezber bilgi olmasın diye. Burada octave displacement yani oktavın yer değiştirmesi gibi bir kavram söz konusu. Özellikle range'i yani işte nota aralığı çok geniş olmayan enstrümanların da her cümleyi çalabilmesi için bebop'ta kullanılan bir teknik. Nedir? Re arpeji, re fa la do, re minör arpeji, re fa la do şeklinde yapmak yerine do re'yi şuradan önce oktavını aldım. Yani önce oktavını çalıyorum. Çok sık kullanılan bir teknik. Da do da da, do da 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 yerine da do da da. Ne yaptım? 9'dan re'nin kendisine kromatik yaklaştım. Burada da majör 7'den kendisine yaklaştım. Yani bir an için bunu minör maj 7 gibi düşündüm de diyebiliriz. Veya sadece kök sese pesten yaklaşım da diye düşünebiliriz. Yani ne oldu? Re arpej, re minör 7 arpej. Buraya geldiğimizde aslında re sesini bitirmiş oluyoruz. Re minör sesini bitirmiş oluyoruz ama solle bir şey çalmıyoruz. Yani bir daha görelim. Yani tam solle taşıyor. Orada solle bir şey çalmıyorum. Sonra do'ya geldiğimde sanki yani şöyle si, do, mi, sol, si gibi bir arpej yapıyorum sanki. Ne yapıyorum? Yine octave displacement yapıyorum. Bu si'yi alıyorum bu sefer. Alttaki si'yi üste taşıyorum. Ne yapıyorum? Çalışmalar dilerim.